Pelin'cim nasılsın? İyiyim aslanım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim canım, teşekkür ederim. Seni biraz daha yakından tanımak istiyorum ben. Kaç yaşındasın? 28 yaşındayım aslanım. Ne yapıyorsun, çalışıyor musun? E-ticaretle uğraşıyorum, kendi işimi yapıyorum, evden çalışıyorum. Evet. Ne yapıyorsun e-ticaretin, içerisinde ne var? Kıyafet satıyoruz, butik gibi düşünebiliriz. Evet. Ne tarz modeller? Her tarzdan var. Peki ne okudun da bu işe geçtin, ne yaptın, nasıl oldu? İşletme okudum. Evet. Kendi işimi yapmak istemedim. Sonra mağazada yöneticilik yaptım uzun bir süre. Daha sonra evlendikten sonra ayrıldım. Evet. Şu anda kendi işimi yürütüyorum. Eşin kaç yaşında? Eşim de benden bir yaş büyük, 29 yaşında. O ne işle meşgul? O da bir medikal şirkette satıcılık yapıyor. Satış temsilcisi gibi mi? Yani bir tık üstü, öyle söyleyebilirim. Satış, pazarlama bizim işimiz. Evet. Çok önemli bu değil mi? Ailecek öyleyiz, evet. Harika. Aslen nerelisiniz? Aslen Bursalıyız aslanım. Harika. Eşim Artvinli, kayınvalidem Sinoplu. Oo. Evet. İstanbul'da mı diyorum, ben hala kendimi İstanbul'da sanıyorum. Bursa'da mı tanıştınız, nerede tanıştınız? Evet, Bursa'da tanıştık aslanım. Kapı. Evet, kızlar geldi. Kapı karşıda. Ben gidiyorum hadi hemen. Hadi bol şans. Teşekkürler aslanım. Bursa'nın en güzel evine hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Aa, bu ne? Sürpriz olsun, içeride görüşürüz. Peki, görüşelim. Yalnız Bursa'nın en güzel evine biz karar vereceğiz. Bir içeri gelelim, şu evini bir görelim. Ondan sonra karar veririz. Göreceksin zaten hayatım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Buyurun kızlar. Keşke peçeteyle ikramım olsaydı. Al hayatım peçete sana. Buyur. Elindeki peçeteyi mi vereceksin? Temiz peçete. Temiz aynı peçeteyi mi kullanacağız? Temiz peçete hayatım. Getiririm size de. Bölüşeriz isterseniz. Tamam. Teşekkür ederim. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şu şekilde. Ben de alayım. Bölünmedi. Bir tane buyurun. Peçete malum. Evet. Merhaba. Bursa'nın en güzel evine hoş geldiniz diye kapıyı açtı. Yani en güzel eve bir tane peçeteyle aldı bizi. Bir peçeteyi dörde bölmek zorunda kaldık. Gerçekten bir skandaldı. Bir peçeteyi yani dörde böldük. Çok saçma bir durumdu. Yani benim ellediğim peçeteyi 5 kişi belki elledi. Hoş değildi yani. Ve bana da o peçeteden 1 gram.